Bu sansasyonel 50 TL göndermiş. Menü belli mi abi? Kafamıza göre mi mental reset için bir şey izleyelim demiş. <gülüyor> Bakalım. <laughs> Yağmur'un vlog'u varmış. Ya Yarabbi Ya Rabb'i ya Allah. Yağmur şu özel günlerde şu vlog çekme artık ya. Başak ham ham yüz bit göndermiş. Nasıl çağrı demiş. Çok teşekkür Başak ham ham ham. Şey dersem 200 bit göndermiş. Delale'nin selamını yapabilir misin çağrı? Sabahtan beri uğraşıyoruz demiş. Selam. Geldi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Öz dayı. Yok bu, bu amına kodum Moalistan muhabbetini kim çıkardı onu? Mami, neredeyse. Amına koyayım kanka. Mami'sin. <laughs> bak şuradan uzaklaşırsın yine de salmıyorlar, anladın mı? Yok, <laughs> salmıyorlar kanka. İyi tatil yapalım dedik Adam Moğolistan'a niye çıkarmış ya? <laughs> Moğolistan'a gitti dedi dayı amına. Ya oraya gitmedin mi harbiden sen. Dayı Moğolistan'a gitti dediler. Adam amına her gün chat'te ben görüyorum dayı Moğolistan'dan ne zaman döner falan diye. Moğol değil bu arada. Moğolistan. Pardon. Ne yapıyorsun ya dayı nerelerdesin ya? Kanka bir tatil yaptım sonra bir Covid. İyi yaptın. Öyle. Vallahi. Ne yapalım? Siz ne yapıyorsunuz? Covid oldun. Aynen yattım iki hafta dinlendim. Ben falan. de yani Covid yeni aşı buluyorsun zannettim. Bir buçuk aydır Covid'im ne <laughs> <diye düşmüş. gülüyor> ben de dedim ki bu adam herhalde artık amına koyayım. Yani aşı deneyleri yapıyor dedim ya. Bir buçuk ay Covid mi olur amına koyayım ya? <laughs> Hayır, ben Deney de, de yaptık şey ya. Sen 3 günde mi bitirdin? 5 5. Ha. Karama ama senin bünye kuvvetli. Bir zahmet ayı. Senin taşaklardan yukarı çıkamamıştır o Covid karama. <gülüyor> 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 Sen ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorum? İşte iş güç başladı. Koşturuyoruz ya. Ha. Ee. Bir şey yapmıyorum onun dışında. Bu sene İzmir İzmir'de TBF işte HBF. Aynen İzmir'de 9-10 Eylül'de. Gideceğim mi? Tabi orada olacağım çalış. Niye İzmir'de yaptılar? Bu sene İstanbul ne güzel İstanbul yapılırdı ya bu sene. İstanbul'da aynı zamanda Champions da var kanka. Adana'ya gelseydiniz ya dayı. <gülüyor> 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 Böyle bir şey mi amına <laughs> Bak ne güzel Biz Mami davet de. de etti sizi. Niye Adana'ya gitmiyorsunuz? Çözerdik, yer de çözerdik. Şey Dur, ben... dayının söz hakkı var mı? Biz yani LoL'ün etkinliği, Riot'un etkinliği Riot etkinli, burada Lan oğlum yaposun. isterse bu adam Halkalı'da yapar bu etkinliği. Sen ne anlatıyorsun? <laughs> Hadi lan. Oh, ya ne hadi oğlum Ercan'la ilgisi bir oy kullandığı zaman orada çünkü herkes söylüyor bu sene nerede yapalım niye? Oy kullandıkları anda Ercan'la dayı TBF istediğiniz yerde yapılabiliyor abi. Yozgat'ta böyle düzenler yani öyle söyleyeyim. Deli balkonunda amına koyayım. Yaparlar. <laughs> ofiste ofiste. Deli Oğuz'un Oğuz ofiste. ofiste yaparlar <laughs> yani ne olacak ki? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Güzel ya. Dayı Terelol Bakanı değil mi abi? Evet Terelol Bakanı. Dayı eski rolcülerden kim kaldı oğlum? Ya şu video videoyu izleyelim mi dayı? Seni çağırmadığımız gün var ya. Hangi video? Ha şey. <laughs> doğum günü. <laughs> doğum gününe çağırmadılar abi. Dayıyı çağırmamışlar. Bakın iyi. Çağırmadılar ya. <laughs> ne? Oğlum Nasıl dayı ya? Samet bak, diyor ki ha. bak gece bitti ne? şey yapıyor lan ben dayı çağırmayı unuttum ya diyor gece bitmiş ama yani artık. <laughs> yok şöyle oldu covid sanıyormuş ortam beni aradı beni saat 8 mi 9 mu ne ben çalışmışım eve gelmişim bana diyor ki çık karşıya gel. Yok artık <laughs> eve namı deseydin orospu çocuğu deseydin. <gülüyor> <gülüyor> dedim ben de öyle bir ona, ona yakın bir şeyler <gülüyor> <gülüyor> dedim ben de. Yani ben çalışmışım sen beni 9'da çağırıyorsun yok artık çiş amına koyayım boyutu yani <laughs> Burak Özcan'a söver misin abi? Sövemem kardeşim. Kimseye sövemem. Böyle böyle sövdürtüyorsun onu dava amına koyayım para kazanıyorsunuz. Böyle ben bunu artık yemem. Yeni yeni neslin dolandırıcılık bu. Asla Yok, sövmem. Bana sövsene de abi. Kime? Bana. <laughs> Sana hiç sövmem, moruk Sen var ya benim bilgisayarıma bile göz koyarsın sen şerefsiz. <laughs> Yok yani ya. Saçın ama yansın bana... senin. Evet Senin Hasan? ben belanı sikeyim abi. Bana hiçbir şey yapamazsın. Bana... Bana bana diyor. Sikeceğim belasını. Söylediğin Bana sen... mı söyleyeyim mi sana? Hasan. Murat, Yok mi? abi bana değil oh, abi. abi. Bugün bana bir şey yaptırdı. Bilgisayarda şimdi Bitcoin ekranında falan açılıyor Google'da sen sen, sen... Ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, sen niye bu Ne, ne, ne oldu? <laughs> <laughs> ya yine? Anam Arkadaşlar bir dakika Mamecim. bir dakika kim Bir dakika herkes bir sussun. Çünkü müthiş bir iletişimsizlik var yine her zaman olduğu gibi. Kimse herkes konuşuyor kimse kimseyi anlayamıyor. Eee sevgili Mami, internet dünyasında bir araştırır mısın? İletişimimizi nasıl güçlendiririz? Buna yönelik ne yapmak <laughs> lazım? Ekip şeyinde nasıl davranmalı? Bununla alakalı bize bilgilendirdi bir test olur, bir şey olur anladın mı? Çünkü ben zaten Hasan anlayamıyorum. Kuşak farkı falan zannediyorum ama değil abi. Bu adam konuşamıyor yani. Kuşakla alakalı bir şey de değil yani. Yani hem R'leri söyleyemiyorsun. Hem amına koyun bazen S'ler aksıyor. Alfabedeki en az 14-15 harfi hakkıyla söyleyemiyor zaten amına koyayım. Şey buldum abi. Goffman ilişki modeline göre, ilişki ile iletişim modeline göre insanlarla ilişkin nasıl? Hemen bir çözelim nasıl? Sen ama bak sen bulduğun şeyi bile anlatamıyorsun. <laughs> i̇şte abi ben de iletişim kötü ya çözelim. BBL falan mı baktın abi? Yo. Ama LB'den bakmış abi biraz LB'den hayalperestsin. <laughs> Hiç <laughs> mami ya. Sikeceğim şimdi mami sikiyorum o gösterir Diyelim ki iyi bir restoranta gittiniz fakat garson son derece ilgisiz ve lakayt davranıyor. Önce ben çözmek istiyorum bunu. Sert bir biçimde uyarır, işini düzgün yapmasını sağlarım. Sakin bir dille sıkıntı dillere daha dikkatli olmasını isterim. Sesimi çıkarmam bir daha o mekana gelmem olur der. Kalkıp giderim yok burada. Senin için sadece giderim, seçeneği olabiliyor. <laughs> ne dersin burada dayı? <laughs> bu üçlüden bir şey demem ben giderim ya direkt. O zaman üçlü. <laughs> Zaten <gülüyor> kalkmış olur mu? <gülüyor> <gülüyor> benim seçeneğim <laughs> yok, bu, bu test yanlış arkadaşlar. Zaten restorana geldiğimizde benimki kalkmış olur. <gülüyor> <gülüyor> Bana da gitmek kalıyor bu durumda. <laughs> Ben bir şey söyleyeceğim. Ben dedim ki sakin bir dille dedim ki bak. Bak aslan parçası. Şu masayla ben ilgilen. Sakin bir dille, sen. Ne ya yapayım? bu da geçen gün kapısına gelen adamın ağzına sıçmadım paladayım. O, işte, Hayır, o, 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 ağzına sıçtı. Biz gittik dansöre. Ayşe, Ayşe teyze laf en etti en son, ya. Dansürze. Ayşe teyzeye laf etti ya. Birazdan bu ne diye. Diyorsun, Noel baba. Bu <laughs> dayak atıyor amına koyayım bu adam. Ben birkaç videoyu gördüm zaten ya. Yani ayıp ayıp. Ben de üç ya gibi gerçeği gerçek konuş lan sen sert bir adamsın ya. Kanka hani kim en az sertlik yaptım, nasıl bir terbiyesizlik yaptım dışarıda özellikle. Hatta geçen gün hatırla. Sırasını bile almamak için taksi sırasında nasıl bir incelik yaptığımı hatırla. Anlatamam. Tamam hadi. iyi insana çok incesin ama da şöyle bir olayın da var. Bir, biri seni sinirlendirdin mi? Böyle bir pasif özelliğin var at kişnemesi yapıyorsun ciddi bak. Gergin anlarda kişniyondayım ciddiyim <laughs> gibi bir ses çıkarıyorsun karşı taraf çok geriliyor. O zaten oluyor ne yapacak bu şey Peki böyle zoraki taksiye bindiğin zaman taksiciliğe muhabbet etme zorunluluğu o misyonu bildin mi? Bildim. Sike sike muhabbet açmak zorundasın yani anladın mı? Sen, e... sen gayet ediyorsun oğlum hiç zoraki değil ki sen bayağı muhabbet ediyorsun Benim o gün muhabbet edesim de varmış <laughs> ama taksiye biner binmez ben konuşmaya başladım amınakoyim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Mert taksiye bin, binince kendi telefonu taksinin radyosuna bağlayıp şarkı açıyormuş kendisine. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak sana yemin ediyorum Mert bunu yapıyor. <laughs> Üstelik ne yapıyor biliyor musun? Bak bir kere bindik abi. Allah kimseye göstermesin ya. Abi dedi telefonu bağlayabilir <laughs> miyim dedi. Bak bir yandan zaten konum bakıyor adam. Bir yandan bir ton derdi var amına koyayım herifin zaten taksici. Bir de Mert gibi bir sapığı taşıyor bir yerden bir yere. Büyük bir <laughs> olay. Abi ne yaptı biliyor musun? YouTube'a bağladı telefonu, bağlattırdı. Gitti bizim amına Kemal'le beraber söyledim parçalandım var ya benim. Ona Allah. kendi telefonunu bağlayamadık. Taksici'nin telefonunu alıp onu yazdı, onu dinledik amına Nasıl rezilim? Sen şaka yapıyorsun oğlum. <laughs> bir de diyor ki bu diyor abi diyor bu söylüyor diyor. Lan beni niye işaret ediyor? <laughs> beni niye işaret ediyor? Oğlum çok garip. Taksici mesela bizim hakkımızda ne düşünüyor o esnada? Taksici'nin internetini bitirmiş bir daha Abi, abi çok acayip. <laughs> sen Aux kablosu soruyor, Sen nereden taksici? biliyorsun yağmur bu Mert'in bu taksilerde kendi şeyi bağladın. <laughs> Taksiden sonra biz gittik ki Alp'le. Evet. <gülüyor> Allah Allah. Muhabbet ediyor. <laughs> Bir de Mecidiye köyü Mecidiye köyü anlattı. <laughs> Mecidiye köyü anlatır mısın be? arabaya bindi taksiyi nasıl geldi? <laughs> diyor ki kablo var mı diyor. Müzik bağlayacağım da dedim ki Mert taksici gerildi dayı çünkü. Çünkü emir veriyor gibi yapıyor. Dedim ya da ben dedim hiç görmedim bir takside böyle bir şey olduğunu Kanka, falan. ben sana söyleyeyim ben sesi kısar mısın bile demiştim veya sesi açalım mı abi bunun demişliğim yoktur yani benim takside öyle söyleyeyim sana. Ay, o taksici de hayır dedi. Bu da kendi kendine şey yapıyor böyle bir tane şarkı var ya. Zor zor onu söylüyor. Allah belamı versin. Bir de, bir de, bize diyor ki siz hayatı yaşamayı bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. diyor bize. <laughs> ya bu Mert'in bir şey söyleyeyim mi? Bu Mert'in bu hayatı yaşamasını bilme özelliği de beni çok ama şey yapıyor yani harbiden. Takdire şayan bir olay yani. Adam hiç hiç şey kaçırmıyor ya. Hiçbir fırsat kaçırmıyor yani anladın mı? Ya... adam aile etkinliğine Davut müziği götürmüş abi. Harbiden. <laughs> Altı <laughs> tane story atmış hepsine Davut'a farklı müzikler çaldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> kanka bak bu var ya bak. Bu kanka var ya bak bu şaka değil ya bunu taşak geçmek söylemiyorum yani. Bu gerçekten benim hani bugüne kadar şok olduğum bir adam stili yani. Çok değişik bir adam yani. Çok orijinal evet. bir adam yani onu söyleyeyim size. Çok. <laughs> abi adam evde doğum günü kutlamaya gitti. Davut müzikle gittiler amına koyayım evet. Annesinin yanına falan, ailesinin. Allah. Ya Davut müziğin o haldeki misyonu tam olarak ne ya amına koyayım yani. O... Canlı müzik gibi dayı hiçbir özelliği yok bu arada. Davut'u MP3 player gibi taşıyor yanına amına koyayım. ya. <laughs> 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 yani gerçekten utanmasa kulaklık takacak Davut müziğe yanına gezdirecek ama. <gülüyor> <gülüyor> ben o story'de neye Aile koptum biliyor musun? götürmezsin mu? ya. Story'de neye etkili. koptum biliyor musun? Davut müziğin önüne Sipariş ısmarlama şarkı koymuşlar kanka. Telefondan akor bakıyor amına koyayım ona koy. Ay amına Hani çocuk orada kendi şarkılarını bestelerini de söyleyemiyor. Kendi repertuarı değil yani. Marta'yı bakın TRT ilk işe girecek. Girer abi bence. Girer. Mert'te psikolojik rahatsızlık varmış abi bu arada. Müzik dinleme rahatsızlığı özelden attım. Yani var ya. Yani. Ne? Mafiz? Litz. Litz Müziksiz Şaka yaşayamayanlar. Yapıyorsun. Evet dalga geçmeyelim artık. <laughs> bu neymiş lan? Listomanya aslında çağımızda çok sık karşılaşılan ama çoğu kişi tarafının adı bilinmeyen psikolojik rahatsızlık olarak <laughs> tanımlanır. Listomanya sürük müzik dinleme ihtiyacı duymaz hastalığı olarak bilinir. Bu hastalık evde işte dışarıda yürürken okulda spor yaparken hatta ders çalışırken bile müzik dinleme ihtiyacı duymaz hastalığı olarak müzik... bilinir. Bu biraz şımarıklık gibi geliyor bana yani bu hastalık. <laughs> Dayı Anladın psikolojik mı? rahatsızlık diyor. <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. Melody burada mı? Psikologumuz burada mı? Psikolog hanımefendimiz buradaysa ben kendisine bu hastalığın bir şımarıklık olduğunu iddia etmek isterim. <laughs> Eğer müsaitse tabii ki. Ulaşmaya açmaya çalışıyordum. Ama Hanım böyle önce makaleleri araştırması lazım konuşması için. Hanım'ın konuşmuyor ki zaten. <laughs> Makale araştırmasına gerek yok. Konu evet anlıyorum, dinliyorum falan yapıyor. Her bu kadar bir psikolojik rahatsızlık sorma abi müzik dinleme rahatsızlığı. Yani hadi internet paketim bitti. Ne dinleyeceğim? Zihin görsel işte bilgi depolar kaydılan bu bilgi hangi tekrar çaldı bazı durumlarda sizin o anki hissettiğiniz aklına getirebilir. Ama bu her zaman böyle olmaz. Ve iki de olmaz. Olsaydı şarkılar katlamaz hale gelir değil mi? Değil. Buse Polat'cığım çok güzel bir internete sıçmışsınız. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Zorba ya. Hani içinizin dedi. bütün pisliğini internete yazmışsınız helal olsun. Hani bunlarla gerçekten bu bilim <laughs> Melodi dünyasını... Buraday. Melodi burada mıymış? Melodi Hanım. Teşekkürler hoş geldiniz Melodi Hanım. Geliyor abi daha çekmeyiz. Ha gelmedi mi? Çok pardon. Tamam ben gelince onu gideyim o zaman böyle gideyim. Bu chatin yarısında insomnia var senden ötürü. İnsomnia, uykusuzluk hastalığı. Ben ne vardı üniversitenin ilk senesinde o. Psikolojim bozuldu nasıl üniversitenin yani, psikoloji. Kanka, oğlum nasıl biliyor musun? Bayılana kadar uyuyamıyorum. Yani yatıyorum abi yurtta kalıyorum yatıyorum bütün çocukları topluyorum yurt odasına artık adamlar da benimle eşlik ediyorlar bana ama bir yerden sonra bayılıyorlar yani saat 3.30 gibi herkes uykuya dalıyordu yani. dört 4.30'da artık sızıyorlardı yani. 7.30'da benim okula gitmem gerekiyor. Ulan saat 6.30'larda falan artık ben böyle hık diye gidiyorum bir saat uyanıp hemen kalkıyorum uyumak istemiyordum yani. Okulun psikoloğuna gittim ondan sonra. Dedi ki okulun psikoloğuyla Muğla Üniversitesi'nde yaşanıyor bu olay. Ee, orada o adamla birazcık böyle Samim olduk arkadaş olduk yani Normalde işte gidiyoruz kahve içiyoruz Mesela zamanla böyle anlattı Anlattı film önerdi Bilmem ne yaptı falan filan Hiçbir boka yaramadı ama olsun güzel bir arkadaşlık kurmuştuk Yani Nasıl geçti bilmiyorum o zaman da bir kalp rahatsızlığım vardı Anksiyete biraz galiba yapıyordum Hani bilmiyorum hani böyle Nefesim mi daralıyor kalbim mi Ben gençken çok rahatsızdım ha Hep çok böyle şeydim yani Pimpirikli değildim hiç böyle hastaneye doktora gitmeyi hiç sevmezdim. Bir sorunum varsa, vücudumda bir sorun varsa mesela illa ki hepinizde vardır. Ee, bazı arkadaşlarımızda vardır mesela. Kendinde böyle bir sorun var gibi hissediyorsun. Lan, ne bileyim böyle ulan bir nefes darlığı mı var bende veya kalbim mi? şuran mı ağrıyor? Götüm başımda mı sıkıntı var? Aman hastaneye gitmeyeyim. Kendi kendime bekleyeyim. O birkaç gün içerisinde geçer. Bu mentalle ben yaşadım yani hep hiç böyle doktora gitmelik şeydi belki ciddi bir şey belki değil ama hiç gitmeye taraftar olmazdım yani. E dayı iyi <laughs> hepsini maşallah. <laughs> panik atak değil hey. kanka evet evet ya şöyle panik atak değil oğlum ben baya kendimi bilen bir bireydim yani anladın mı? Ben bütün evet. sorunlarımı tespit ediyordum böyle tak 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 şu var bu var. Ha melodi da geldi şimdi o melodi Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Seni rahatsız ettik mi melodi şu anda? Yok hayır. Cinsel pipi sendromu mu? Tamam, yok yok. Onu sormayacağım. Onu sormayacağım. Abi sen, abi sen hastamızın özelden küçüklüğünü attın bir de. Hastamızın özelden küçüklüğüne bakalım. Başka şeyi de sor diye. koç burcunu da sor, bu ay nasıl? Yeah. yorumlasın. Evet. Ha, has Tabii. Lan bu Mert'in küçüklüğü değil mi? Oha! Yok artık yok yok değil. Evet, evet. Oğlum bu çok güzel bir insan <gülüyor> yavrusu. Sarı çıktı olmuş ona. Çok güzel bir insan yavrusu bu değil. <gülüyor> <gülüyor> bu değil bu değil bu değil abi. Bu Gerçekten değil. çok güzel bir insan yavrusu ama ya harbiden de. Tabii ki bu değil. Ulan nasıl bu olabilir? Bu çocuğa ne olmuş sonradan ya? Oğlum çok tatlı da. <laughs> Tersine <gülüyor> evrim geçirmiş. Yani <laughs> hastamızın bir tane daha fırlatalım o zaman. Yanındaki de kim? Bizden biri mi? Bu Nesrin'di yanındaki. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bak bak şurada Nesrin. Öztürk, Öztürk. Doğru <laughs> diyor. RP ya. yapıyor. Onun <laughs> aynı çağrı. <laughs> hastamızın biraz ilerlemiş halini attım abi de. Şu hastamız buralarda tam hastalandı seneler bu seneler. Göstereyim de ekrana vereyim. <laughs> Burada başlıyor artık yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> maymundan gelmemiş, maymuna gitmiş amına koyayım. Nasıl bir poz ya? O <laughs> siyah şey ne ya? Burada yavaştan Bu sikiz karaman. <laughs> yavaştan başlıyor burada. Artık böyle Haluk <laughs> Leventlerle falan girmiş yani piyasaya. Eee Melody Lan, Hanım. Kim? Efendim. Bugün galiba çalışasınız yok ama sizin. <laughs> ya bu ara çok yorgunum. İzinsiz çalışıyorum da o yüzden. Kimden izin almanız gerekiyor çalıştığına? <laughs> <laughs> i̇zin verildi. Yani, tamam çalışabilirsin çalış ben bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu bir sorun daha çözüldü evet. Bir şey söyleyeceğim. Burada nasıl <laughs> bir rahatsız bir kadronun olduğunu sen farkındasın. O yüzden cümlelerimizi tam açıklayacak en net <laughs> noktasını açıklayabileceğimiz şekilde konuşursak iyi olur. Tabii tatilsiz çalışıyorum öyle tatilsiz söyleyeyim. Tatilsiz çalışıyorsunuz. Normalde haftada kaç gün çalışıyorsunuz tatilsiz olmak şartıyla? Beş gün çalışıyorum. Hafta sonu izinliyim normalde. Tatilsiz Bana bir şey söyleyeyim mi? Normal işlerde çalıştığım zaman hep cumartesi de iş olan işlerde çalıştım. Her zaman da başka bir şey geçerken... ...ulan cumartesi olmayan bir iş bulmam lazım diye geçtim. Ama hep cumartesi iş vardı. Ve cumartesi çalışmayanlara hep özenirdim yani anladın mı? Ulan cumartesi iş yok aman bunlar bunlarla çalışım diye ağlamasınlar. Çünkü beş gün... Patırt diye geçiyor abi. Cumartesi ve pazar çok daha büyük yani benim için. Mesela o cumartesi pazar iki günü. Mi? Normal hafta içi benim için dört gün beş güne tekabül <laughs> eder yani. <laughs> Hangi işlerde çalıştım?